Bugün sizlere Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan çatışmalarda kaç tane tank, kaç tane top, kaç tane insan kaybedildiğinden bahsetmeyeceğim. İlerlemenin ne durumda olduğundan da bahsetmeyeceğim. Bugün sizlere sağa sola aç köpekler gibi saldıran Nazi artıklarının ölmüş çocuklarını arayan anneleri arayıp onlarla nasıl alay ettiklerini, nasıl küfürler ettiklerini göstereceğim size. Rusya'dan sizlere mütemadiyen haberler bildiriyorum ve genelde insanlar yorumlarda Ukrayna'yı savunuyorlar. Fakat anlamadığınız çok önemli bir nokta var değerli dostlar. Rusya'nın bu ülkeye giriş keyfi değil. İzleyeceğiniz görüntülerdeki insanların Amerika ve İngiltere tarafından yardım alıp eğitilmesiyle tamamen Nazizm ile yoğrulan Ukrayna ordusunun artık Rusya için daha büyük bir tehlike olduğunu tabii ki Türkiye Cumhuriyeti'nin merhametli halkı bilemez. Rusya'nın kimlere savaş açtığını ve Ukrayna askerlerinin hangi ruh haliyle eğitildiğini Türkçe'ye çevirdiğim bu video ile muhtemelen anlayacaksınızdır. Evet, şimdi kalpleri yaralayacak ama gerçekleri sizlere gösterecek videomuza geçelim. Slava Ukraini! Слава Украине! Илюшин, смотри. Видишь, Илюшин? Ты ублюдок! Слава Украине! Илюши больше нет. Он заболел и умер. Все. Нет, Илюша. Он заблудился. Заблудился. Это была первая его ошибка. Вторая была, он заблудился в Украине. А третья, последняя. Он сдох, сука. Алло? Че, у вас там нет уже отключили? Россияне. Чего вы причмокаете в углу, дама? Ты видишь это? Нет. Да, я так от него осталось, блять, одна жопа оторванная. На, а что мне показывать? Телефон, слава богу, спасли, чтобы вас набрать и сказать, что этого полупокера уже нету, придурка ебаного. Это у тебя вместо головы жопа, блядь. Не, сейчас вот у вашего парня вот где-то плюс-минус, как вы говорите. Вместо головы у него жопа. А там, где жопа, там голова или что от нее осталось. Слава украинской артиллерии. Так а что его показать? Его собаки доедят, да и все. Да едят собаки, мы же даже их не хороним. Их хоронить, блять, ну нет времени, потому что так ебашим полным ходом. Лежат куски его, там нога, там голова, блять. Телефон вывалило вместе с оторванным рукавом, блять. Да и все, так и остался. Алло. Да, я слушаю. Вы что хотели? Вы его мама? Да, я его мама. Извините, пожалуйста, но ваш сын умер. Смотрите, сейчас мы тела эвакуируем. И мы надеемся, в ближайшее время тело вашего сына передадим на украинскую сторону. Извините, до свидания. Evet, videoyu izleyen vicdanlı, aynı zamanda da merhametli olan Türk halkı muhtemelen Ukrayna'da askerliğin namusunu ve şerefinin çiğnendiğini görmüştür. Diğer taraftan da şunu anlamışsınızdır herhalde. Ukrayna öyle anlatıldığı gibi çok da masum bir ülke değil değerli arkadaşlar. Bazıları diyebilir ki, ya bir iki kişinin yaptığını bütün Ukrayna ordusuna mal edemezsin diyeceksiniz muhtemelen. Ve gelin şimdi şu videoya bakalım. Ukrayna'da Odessa limanında demirli olan Türk gemisi yağmalanmaya çalışıldı. Üstelik bunu yapanlar da Ukraynalı askerlerdi. Silah doğrultup geminin yüküne el koymak istediler. Mürettebat Türk bayraklarıyla direndi. İşte o anlarla devam ediyoruz. Yükümüzü zorla almaya geliyorlar.
silahlarını bize gösterdiler. Mermiyi damlaya düşürdüler. Ukrayna'da silah zoruyla Türk gemisini yağmalamaya kalktılar. Mürettebat Türk bayraklarıyla direndi. İkinci kaptanımız Türk bayrağını açtı. Savaş başladıktan sonra Ukrayna limanlarındaki gemilerin hareket etmesi yasaklandı. Günlerdir mahsur olan gemilerden biri de bu Türk gemisi. Odessa limanında maden yüküyle beklemede. Yükümüzü zorla almaya geliyorlar. Yine yeni bir hareketlilik başladı. Şu an 8 tane asker gemiye doğru geliyor. Bir grup Ukraynalı asker limanda mecburen bekleyen Türk gemisini hedef aldı. Kaptan ve mürettebattan silah zoruyla ambarı açmasını istediler. Ambarsa kıymetli maden cevheriyle doluydu. El koymaya çalıştılar. Silahlarını bize gösterdiler. Mermiyi damlaya düşürdüler. Bu kişiler illegal yollarla hükümü almak istediler. Zorla hükümü benden almak istiyorlar. Bu şekilde bekliyorlar. Altta hala ambar açıktır. İçeride vinç duruyor. Bu süreç devam ediyor. Yani yükü almaya teşebbüsleri devam ediyor. Günler süren teşebbüsleri karşılıksız kaldı. Çünkü Türk gemisinin mürettebatı namluların önüne geçti. Mürettebat Türk bayrağını vücuduna, omzuna sardı ve silahla gelen o kişilere "Burası Türkiye Cumhuriyeti toprakları. Ambardaki malı almak isterseniz direniriz, kendimizi gemiye kelepçeleriz" dedi. İkinci kaptanımız Türk bayrağını açtı. En sonunda direnmeye tamam dediler. Kazandık. Gidiyorlar. Türk makamlarında devreye girmesiyle yağma girişimi başarısız oldu. Ukraynalı askerler geri çekildi. Geminin limandan ne zaman ayrılacağı ise bilinmiyor. Kinoğlu ambar kapağının üzerine çıkmış bulunduktur. Görüyorsunuz ya değerli dostlar. Bu köpek gibi sağa sola saldıran askerler Ukrayna'nın doğusunda 8 yıldan beri Rusya yanlısı halka kan kusturuyor. Aynı zamanda da Türkiye'de Ukrayna egemen ve bağımsız bir devlet diyenleri soruyorum. Bağımsız ve egemen bir devletin ordusu böyle mi olur? Yorumlara yazın ve aynı zamanda da bu Azov taburlarını daha yakından tanımak için sağ üst köşeden çıkacak yere tıklayıp hazırladığım videoyu izleyebilirsiniz. Videoyu paylaşmayı, beğenmeyi, yorumlarınızla katkı yapmayı unutmayın. Sevgiler, saygılar. Paka paka.